Zeynep Mansur. Arkadaşlar, arabada yoklamanın konuğu geliyor. Zeynep Mansur! Çok korktum, telefonum kilitlendi. Aa, niye? Bilmiyorum, ulaşamayacağız diye bayağı panik yaptım. Yok, merhaba, iyiyim. Sağ ol, hoş sen geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Kemerini rica hemen edeceğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür Biz ederim. Biz nereye gidiyoruz? Şöyle bebek falan gidelim mi? Tamam, gidelim. Sahil, hani. Aynen, çok sahilde şöyle bir tur atalım. Yo. Ondan sonra... Deniz havası alalım. Güzel. Ne güzel program, ve evinden alıyorsun falan. Harika, çok konforlu. Finalde nerede olacağız? Yine burada yine mı olacağız? Burada. Tamam, güzel. Çok güzel olmuş şarkı. Ya çok teşekkür ederim. Ya ben bunu sanki eski şarkılardan birine benzetiyorum. Öyle bir kabul durumu yok değil mi? Hayır hayır yok. Ama böyle sıcak bir havası var. O yüzden öyle geliyor insanlara. Aynen öyle. Hani nakarat bölümü falan o kadar yakın ki. Evet. Çok tatlı bir nakarat var. Ben de çok seviyorum. Soner Çınar söz müzik ona ait. Daha önce Gel Günah Girelim'de beraber çalışmıştık. O Gel Günah Girelim'i cover yapmıştım ben. Sezen Aksu ile birlikte yazdıkları bir şarkı o. Oradan tanışıyoruz Soner'le. Yeni şarkı arayışına girince böyle bir aradım. Soner'cim bana birkaç şarkı yolla, var mı bir şey falan. 3-4 tane şarkı yolladı. Bunu dinledim ve beğendim. Çok zordur böyle hani dinleyip evet bu şarkı diyeceğim. Evet. Bunda öyle oldu. Çünkü hem eğlenceli böyle tatlı bir müziği var, hem de biraz acıklı sözleri de var. Doğru. Yani ben genelde müziğe bakarım önce. Evet. Hani böyle beni ne kadar alıyor. Sonra sözlere düşerim. Belki herkes öyledir bilmiyorum ama dediğin çok doğru. Melodik yapı çok güzel kavruyor adamı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ne kadar oldu? Teşekkür ederim. Çok mersi. 2 ay oldu. Çok güzel. Yeni henüz. Çok yeni. Evet. Bak bunu böyle söyleyebilmek de güzel. Yeni diyebilmek hakikaten kolay bir şey değil. Çünkü şey açısından söylüyorum. Millet 3 ayda şarkı eskitiyor ya. Tabii canım. Ben 2 yıl zaman... aralığıyla yapıyorum hep. Hmm. Yani 2-3 bile oldu aralarda. Doğrudur. Ve böyle olduğu zaman kalıcı oluyor şarkı. Kesinlikle. Uzun soluklu oluyor. Hem öyle hem daha çok vakit ayırabiliyorsun o şarkı için. Üzerine daha çok emek veriyorsun. Evet. Hem artık maliyetler çok pahalı gidiyor. Yani mantıklısı da aslında bu şarkının. Oturması bir zaman alıyor. 2 ayda artık her şey gibi Facebook oldu. Tabii. Şarkılar da çok çabuk tükeniyor. Ben böyle yapmak istemiyorum. O yüzden... Uzun soluklu. Uzun soluklu işler. Kaliteli işler yaparsanız ben buna inanıyorum. Bravo. Kaliteli. Mesela bunu Murat Yeter yaptı arancesini. %100 severim şarkımı da o yapmıştı. 2003'te yaptı. Şimdi çalıyor radyolar. Bazen yeni şarkılarla arka arkaya soundlarda hiçbir düşme yok. Evet, yani kalite önemli koruyor. Olan bu bence. Yani iyi bir iş yaparsanız eskimiyor o iş. Doğru. Çok doğru. Evet. Ve şimdi bir anda parlayıp sabun köpüğü hesabı böyle sönen işleri 3 gün sonra hatırlayamıyorsun. Ya bu kızın bir evvelki şarkısı neydi acaba falan böyle kalıyorsun. Kesinlikle çok çabuk tüket. Her şeyde olduğu gibi şarkıları da çabuk tüketmeye başladık ama ben bunun karşısında durmaya çalışan herhalde ender insanlardan biriyim. Çünkü bu 6. albümüm. 6 albümde hep aralıklarla yaptım. 2 yıl, 3 yıl bazen. beklememin nedeni de iyi bir şey bulmadan yapmak istemedim. Yani hep en iyisi olsun. Elimden gelen en iyi yapmaya tabii ki çalıştım. Hakikaten onun öyle içinde oldu. Arayışlar içinde geçti hep o zamanlarda. Bu da güzel oldu. İçmesin diye mutluyum. Çok mutluyum. Radyolar... Dönüşleri çok güzel. Dönüşler nasıl? Ya insanların tepkileri çok güzel. Radyolar fena değil. Biraz yavaş gidiyor ama yine de güzel gidiyor. Kötü değil. Radyolar kıl ya biraz. Ya biraz öyleler. Eski havası yok değil mi? Aynen. 10 tane 15 tane sanatçı arasında dönmesi çok sıkıcı. Ben bir dinleyici olarak çok sıkılıyorum. Sürekli zaplayarak geçiyorum çünkü hep aynı şarkılara denk geliyorum. Yani bu eskiden böyle değildi. Ben çok iyi bir radyo dinleyicisiyimdir bu arada. Yani çok uzun soluklu açıp böyle bütün gün aynı radyoyu dinlediğimi bilirim. Şu anda böyle bir şey çok zor. Ki bu kadar çok üretilen de bir sektör bizim sektörümüz aslında. Yeni isimlere hiç şans yani yok. Aynen. Görüyorum bazen gittiğim radyolarda 100 tane böyle CD gelmiş. Dinlediniz mi diyorum. Yo hani dinleyeceğiz falan diyorlar. Onlara sıra gelene kadar zaten o şarkı eskir yani. Şimdi zaten CD falan da kimse yollamıyor. Senin yaptığın şu an bayağı lüks bu oldu. Bu radyolar için evet, özel. Promo. Evet, aynen. Ama hani mail geliyor. Gösterdik mi onu? Tabii. Bir dakika. Yanıma almıştım hatta göstermek için. Şurada efendim. Tesadüfen. Çok keyifli bir şarkı. Açıp hemen dinleyin. Biz de zaten program içerisinde tekrar çalarız. Bir de bu sahte tıklamalar var biliyorsun. Sana içimi dökeyim böyle bulmuşken. Valla evet ya. Rihanna'dan fazla dinlenen popçularımız varmış. Çok komik değil mi bu? Komik yani. Yani bak biz bilenler
Gülüyoruz. Evet. Çok, tamam mı? Ben bir sanatçı olarak, şarkıcı olarak sanatçı demeyeyim. Böyle bir şey yapmayı kendime yediremem çünkü ben takip ediyorum. Mesela senin programına katıldıktan sonra bakıyorum ne kadar tıklanmış. Ha. Bu benim yaptığım işin realitesini gösteriyor. Evet, yani. Aynen. Algı nereye algı biliyor musun? İnsanlar bir de diyor ki ya işte senin diyor videon diyor bilmem kaç binde kalmış. Böyle işe gidemezsin. Evet. Neden biliyor musun? İşverenler de bunu dikkate alıyor. Evet, çok komik yani. Yani işin içinde olmalarına rağmen bunu bilmiyorlar. Kesinlikle, maalesef. Şimdi senin eteğinde sadece müzik yok. Benim bilmediğim ve yani eksik olarak kendimi gördüğüm bir yazarlığın var. Yazar değilim beşinci, ama... Olur mu? Beşinci kitabını yazmış adam. Yani kadın nasıl yazar olmaz yani? Ya iyi bir gözlemciyim ve iyi bir okuyucuyum. İyi, çok okuyan insan bir süre sonra zaten yazmak istiyorsun. Yani hem kelime hazinen çoğalıyor, hem biriktirdiğin çok şey oluyor. Bir de işimden dolayı da çok fazla insan tanıyorum, çok fazla seyahat ediyorum. İyi de bir gözlemciyim, çok detaycı bir insanım. Onları da yazmayı seviyorum. Bir de yazı yazmak, kendimi çok daha iyi ifade ediyorum ben yazarken. Konuşmaktan daha güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. Çünkü böyle çok hazır cevap falan bir tip değilimdir. Ben durup düşündüğümde falan çok daha güzel cevaplar bulurum bazı konularda. Tabii o zaman yazınca yani, çok yazınca daha... Yazınca evet çok güzel oluyor. Tamam diyorum işte düşünüyorum buraya ah evet bu çok güzel falan. İlk kitabın kaç yılında çıktığı ve neydi roman mıydı yine? Yok ilk kitabım düz yazılarla oluşan. Senesini... 2003 olabilir. Tam yanlış söylemeyeyim şu anda. Düz yazılardan oluşan, ayrı ayrı paragraflardan oluşan bir şeydi, bir kitaptı. Peki, ama o şiir kitabı diye çıktı. Tamam. Şiir değil o. Ha. Ama işte öyle yazılınca şey oluyor. O kitabı benim dedem rahmetli oldu ve hayatımda çok teşekkürler. En sevdiğim insanlardan biriydi. Kıymetlimdi benim. Ve ben onun için yazdım ve sarı saçlarımı kestim diye dedim. Öldüğünde böyle bilinçsiz bir kestim ben saçlarımı falan. Öyle bir şey yazdım onun için. Onu da böyle paylaşmak istedim. Sonra o kitabın geliri, fena da satmadı o kitap. Gelirini de Darla Ceze'ye başladım. Aynen güzel. İlk kitap 2, 3, 4, şimdi 5 çıktı mı? Roman var diğerde. 5 çıkmadı. Bitti ama en kısa sürede çıkaracağım. Roman tamam. O da. Ben... Onların promosyonuyla ilgili de aynı soruyu soracağım sana. Onlar da radyolara gönderildi mi hatırlıyor musun hiç? Yani ben gittiğim radyolara götürdüm ama hani özellikle radyolara bir dağıtım olmadı. Ya ben bunu niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi bizim dışarıdan gördüğümüz manken şarkıcı bir... Ben manken değilim. Ama modelsin. Model de değilim. Ne? Ben şarkıcıyım. Ama... Yok. Yapmadın mı? Yapmadım. Şöyle bir şey, ben albüm çıktıktan sonra, işte birkaç albüm yaptıktan sonra bir takı firması, hani o Marilyn Monroe fotoğraflarını kastediyorsam, benden böyle bir ricada bulundular. Ben de sonra bir onlara, bir de bir Maya firmasına, iki firmaya böyle bir modellik yaptım ama ekstra bir şeydi. Yani şarkıcı olduğum için bana gelen işlerdi onlar. Anladım. Sen normalde şarkıcısın. Evet evet, şuradan bir karışıklık oluyor. Şeyde internette dolaşan benimle ilgili birkaç biyografi var. Orada herhalde benim görüntümden dolayı manken olduğunu düşünüp yazanlar ben var. Ben baktım, evet. Ya o biyografileri bir türlü kaldıramadık. Her türlü yazışmaları da yaptık. Yani uyardık, rica ettik. Çünkü ama ben dersim çalışırken internete, Google'a bakarak şey yapacağım. Evet. Şey yaptım. O yüzden bunu ama söyledim. Ama bunda da sizin şöyle bir hatanız oluyor. Çok özür dilerim. Her sanatçının kendi sitesi var. Benim sitemde biyografimde var. ZeynepMansur.net, ZeynepMansur.com.tr hani oraya girseniz tabii. Çok daha en doğru şöyle şeyi oradan alabilirsiniz. Tabii çok doğru söylüyorsun. Burada yanılıyorlar genelde. Evet yani siteler artık çok da böyle hani aktif, aktif değil evet. Ya. O yüzden hani sitesi var mıdır bilmem ne midir falan derken Zeynep Mansur yazıp evet, Google'da daha search kolay etmek geliyor. Herhangi bir röportajına... Ama o zaman da böyle yanlış şeyler, evet, bilgiler işte oluyor. Bak. Ya en doğrusu bu. Ya. Cenk. Ya. Yani var ya. Sen bari Cenk. Peki. Zeynep bundan sonra neler yapacak? Hani roman devam edecek, şarkılar devam edecek ama hani bizi böyle bekleyen başka bir sürpriz falan var mı? Ya televizyonla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Daha önce de program. Yaptığım bir sürü şey oldu. Evet, program. Televizyonu çok seviyorum. Bundan sonra da daha önce yaptıklarımdan da çok keyif alarak yaptığım işlerdi. Yine böyle bir şeyler olacak. Görüşmeler de var. Dizi falan gibi şeyler de geldi bir iki tane ama çok uygun bir şey henüz şu anda olmadı.
Onu da düşünüyorum. Daha önce oynadığım diziler de var ve çok keyifli bir iş. Yani çok zor gerçekten. Çok meşakkatli. İşte çok kalabalık bir ekiple çalışmak, saatlerce sette beklemek vesaire. Sıranın gelmesini bekliyorsun. Çok zor ama bir o kadar da keyifli bir şey. Tabii yani. Şartlar ne kadar zor olsa da inanılmaz keyifli. Sonunda çıkan, ortaya çıkan ürün daha bir evet, başka oluyor. Yani kesinlikle. Oturup milyonlar izliyor falan böyle. Birebir seyirciye ulaşıyor. Oturup izliyoruz. Evet. Ufak tefek cinayetler falan. Aynen. Ya ondan bu bölümde yeni sezonda biraz sıkıldım ben. Ya çok entrika, yani hiç mi normal hayatlar yok burada? İşte tabii şimdi. Ya entrikaların da en hat safhası artık. Yani. Tabii tabii. Şey oldu. Ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri diyor. Aynen. Ya. Müzik nasıl girdi hayatına? Yani hani İlk daha, hani böyle 4 yaşına falan geleceğiz tabii. Tabii oradan o öyle. Yani işte saç fırçaları falan. Hedef oydu 4 yaşında. Gerçekten 4 yaşında anaokuluna gidiyordum. Ve diyordum ki büyüyünce şarkıcı olacağım da demiyordum. Ajda Pekkan olacağım diyordum. Oo, hedef güzel. Çok büyüktü. Vallahi güzel. Bir hafta sonra Sezen Aksu. İkisi arasında böyle gidip bir kişilik bunalımı yaşıyordum. Ama yani 15-16 yaşlarıma gelene kadar yani sıkı Ajda Pekkan hayranıydım da 4 yaşından itibaren. Sonra o yaşlarda böyle hani platonik aşklar falan başlayınca Sezen Aksu'ya geçiş yaptım birden. Aşk şarkı. Tabii biraz daha romantik şarkı. Daha böyle bir Sezenci olmaya başladım ama ikisinin de kalbimde apayrı yeri vardır. İlk yaptığın iş neydi? Hani 14 İlk yaşında. İlk yaptığım iş mankenlik diyeceksin ama mankenlik değil. Şöyle bir şey. Bir Kürt firmasında. Bak şimdi. Evet. Ankara'da Saga Kürt diye artık yok. Ama çok tatlı insanlardı. Ben 14 yaşındaydım. Bütün diğer kızlar üniversitede öğrencilerdi. İçlerinde en küçük bendim ama görüntü olarak hepimiz aynı duruyorduk. Ben çok çabuk gelişimimi tamamladım. Ve boyum bu kadardı. Yani çok çabuk büyüdüm ben. Vay be. 14 yaşında 19 gibiydim. O arkadaşlarımla hala da görüşürüz. Hatta bir tanesiyle 2 gün önce birlikteydik. Şey yapıyorduk, ekspozisyon deniyor. İşte mankenlik gibi ama böyle her hafta sonu bir şehre gidiyorduk. Ha. İşte Kayseri, ben Ankaralıyım bu arada, Ankara'dan. İşte Kayseri, Adana, işte Malatya, aklına neresi geliyorsa. Hanımlara pazar günü ordu evlerinde böyle defile gibi. Defile gibi minik bir ekspozisyon ha. yapıp o Kürtleri tanıtıyorduk. Sabah gidiyorduk, akşam da dönüyorduk. Yani vay. Çok yorucu ve ama bütün okul... Yazanlar doğru kardeşim, ben anlamam. Öyle podyum değil yani, podyum işi değil ama ya böyle şeyler yapar. İlk yani 14 yaşında bir çocuk için büyük paralardı o. Yani okulumu tabii kendim canım. Karşılıyordum. Yani çok büyük rakamlardı benim için. Vay. Klip, güzel bir klip olmuş. Teşekkür. Şile'de miydi? Yoksa Silivri'de miydi? Silivri'de. Silivri'de çekilmiş, tamam. Yazıyı okuduğumda, bülteni okuduğumda evet, Hulop. İşte o 4 yaşındayken onunla geziyordum ben hep. Ama çevirmemişsin. Böyle kolumda çevirdim. Kolumda çevirmişsin. Yönetmen öyle istedi. Dedi ki o daha evet, bir şey böyle durur olmazdı. Dedi. Yani güzel, estetik durmaz. Durmazdı. Böyle yapalım dedi. Yönetmenimizin de gözüne çok güvendiği peki, bir şey. Peki, klipte yani. Olmazdı da burada olmaz mı? İnanmıyorum sana. Getirdin mi şu topuklularla? Şimdi gördüm. Bir de kliptekinin aynısını ciddi bulmuşsun. Ciddi misin? Aynı renk, aynı. İnanmıyorum. Olur tabii. İnanmıyorum sana. Tamam kalsın orada. Şimdi yere park edelim. Ben anlamam. Eyvah, bir de topuklu giydim. Sıkı bir şey yok ya, sadece bel kıvırıyorsun şey onda. Ya öyle değil. Lütfen onun da tekniği var. Göreceğiz. Olay. Zeynep Mansur, Emirgan'da Holop çevirdi. YouTube'a yeni malzemeler çıktı. Şimdi Zeynep Mansur efendim, biz arabadan indik ve ona klipte yapamadığı Holop'u şimdi yaptıracağız. Şöyle çek, ben uzaklaşıyorum. Sen yaklaşma bana hiç. Ben çekeceğim. Biraz uzaklaştın sen. Evet. Herkes bakar mısın? Hadi bakalım. Ve Zeynep Mansur. Tamam. Bak yapabiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bence bayağı yapabiliyorsun. Yapıyorum. Aslında bunu ben de denemek istiyordum, biliyor musun? Evet, ben de istiyorum. Hadi deneyelim.
Nasıl yapılıyor şimdi? Ya önce beline yerleştir. Da. Evet. Oo, yok yok. Ben de. Neyse benimki Zeynep, daha iyiydi tamamdır. Lütfen. Arabayla aran nasıl? Çok iyi. Çok severim. Hmm. Bana araba kullanmak çok iyi geliyor. Bazen kafam çok doluysa ya mutlaka ya da bir şeye önemli karar vereceksen bir arabayla turlarım. Genelde bu sahil yolunu çok kullanırım. Vay. Kafa rahatlatıyor değil mi? Evet. O anda veriyorum genelde. Güzel. Peki verdiğin en önemli karar neydi böyle arabayı alırken? Böyle işle ilgili vesaire. Hani işte albüm bu tarihi iyi mi böyle mi? Ben de işte yeni şarkı ilk mesela Merve var arkadaşım. Çok yakın arkadaşım, kardeşim gibi. Onunla mutlaka stüdyodan çıkıp bittiği ilk an bu sahilde mutlaka dinleriz. O bizim ritüelimiz. Ha. Onu mutlaka yaparız. Bunu da yaptık tesadüfen de. Peki yemekler anlasın? İyi. Yani tatlı çok seviyorum da yemek öyle... Yapar mısın? Yaparım. Ha. Güzel yemek yaparım. O zaman Zeynep yap da yiyelim dediğimiz ne? Fazla dolmasını çok iyi yaparım. Vay. Gerçekten onda iddialıyımdır. Yani arkadaşlarım en çok... Fazla neydi? Fazla ne? Böyle yaprak? Yaprak ha. Değil büyük mi? Bir yaprak yeşil. Öyle anlatayım. Tamam. Onu sarıyorsun böyle dolma. Hani tamam. Normal yaprak dolması değil de o değil, daha kalın bir şey oluyor. Hani büyük yaprak böyle. Anladım. Tatlı muhabbeti? Tatlı çok seviyorum ama tabii kontrollü yememeye çalışıyorum. Çünkü kilo konusunda herhalde dünyada gördüğüm en takıntılı insanım. Gözümü açtığım an her gün ilk yaptığım şey tartılmak. Ciddi misin kesinlikle ya? Kesinlikle. Yani 100 gram alsam benim için dünyanın sonu bu. Aa yok artık. Tabii tabii. Yani bir gün önce 200 ama gram bir şey fazla çıkmış, düşük çıkmış. Bir yerde hastalık değil mi ya bu? Neredeyse. Neredeyse ona yakınım yani. Ama hiçbir zaman da kilo problemi çok şükür olmadı. En fazla 2 kilo, 3 kilo bir alerji problemi yaşadım ama onunla ilgili bir 5 kilo almıştım. O zaman hayatımın en kabus günleriydi. Hayata küstü Zeynep. Tabii tabii ya 5 kilo. Bir de sürekli kortizon alıyordum o dönemde. Doktora gittim böyle ağlayarak falan. Ben 5 kilo aldım falan. Doktor dedi ki Zeynep Hanım siz deli misiniz dedi. Niye dedim. Normalde bu kadar haftada 3 gün 5 gün kortizon alan bir insana şu 25 kilo, kilo almış olmanız gerekirdi. Siz dedi o kadar dikkat ederek hani hem diyet yaptım hem aşırı sporla falan. Tuz kullanmadın. Hiçbir şey tabii. Ya. Tatlı, tuzlu zaten kortizonla birlikte ikisini hiç kullanmadım. Ne feci bir normal dedi siz hani korkunç bir şey. Bir yeri yaparken bir yeri bozuyor ama şu an homeopati diye alternatif tıpla tedavi oldum. Ha. Müthiş güzel, çok sağlıklıyım. Çok şükür kortizonu da bıraktım. Oh ne güzel. Herkese de bu konuyu araştırmasını isterim. Herhangi bir rahatsızlığı olan insandan artık ilaç almak. Bunu bir daha söylesene. Homeopati. Homeopati. Evet, Burcu budak.com beni tedavi eden. Yanlış ilaç kullanımı herhalde en çok bizim ülkemizde var. Bir de çok seviyoruz böyle antibiyotik vesaire. Bana iyi geldi, sen de kullan. Tabii tabii, o çok vardır evimizde. Öyle öyle böyle hastalıklar çoğalıyor, çıkıyor işte. Ama öyle, ya, hepimiz yapıyoruz biliyor musun? Valla. Dizlerimde sorun var dedim ben şimdi böyle. Yasemin var ya Şefik bizim. Evet, Yasemin de. Oğlum ben şunu kullanıyorum dedi, bak çok iyi. İnanmıyorum. Ama diz sıvısıyla alakalı bir şeydi böyle. Ondan sonra ama böyle yani hani. Müzik aleti kullanır mısın? Klasik sorum. Maalesef. Yıllar önce ben böyle Bursa'da çalışıyordum. Gitar dersi almaya başladım orada. Çok da böyle hevesle ama en çok bateri çalmak istiyorum, o ayrı. Gitar derslerine başladım fakat ben dünyanın en sabırsız insanıyım. İstiyorum yani aldım ya onu. Üçüncü gün ben böyle Rodrigo'dan tabii gitar konçertosu. Tabii. Yani böyle bir şey. Tabii ki bu bir sabır işi, bir emek. Sıkıldım daha doğrusu. Hani niye olmuyor, niye olmuyor? İşte hep aynı koroyu bin kere bas falan. Sıkıldım yani dedim ki ben söylemeye devam edeyim. Yani ama çok büyük pişmanlığımdır onu bıraktığım için. Bir enstrüman çalmalı bir şarkıcı mutlaka. Ama davul öğrenmek tamam çok istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Madem öyle diyorsun. Şimdi gittim geldim, gittim geldim. Bir enstrüman çalmalı bir şarkıcı dediğin zaman... Kırmızı bir küçük bir poşet var orada. Sen bayağı neler yapmışsın böyle. O senin hediyen. Minik, çok küçük bir şey. Aa, enstrüman deyince ya böyle bir şey. Ya ben ilkokulda çalamamıştım. Bunu da mı? Evet çalamamıştım. Yine sabırsızlığımdan. Ama ilkokul ya da ortaokulda şey yapıyorduk biz.
not alıyorduk bundan. Bunu ilkokulda evet bize ama kısa bir dönemde Allah'tan ben de çalamadım. Aa çok güzel. Evet, flütle imtihanını göreceğiz şimdi. Şey, kulaklarınızı kapayın bence. Hadi bakalım. Bir şeye yeni benzedi. Bestem. Yeni bestem. Bunu yakında çıkarmayı düşünüyorum. Ay çok iyiymiş. Ben bu pazar günü sahnede çalayım. Evde bununla bir şey çal. Çalabilir misin? Ya, telefonda bilmiyorum bir artık. Deneyeyim bakayım ama bir bu. Daha dün ben ne? Çalışıp sana göndereceğim. Sonra. Tamam, bana değil, story atacaksın, herkes görecek. Ya o kadar bilmiyorum, bakacağız. Tamam peki. Şöyle bir şey soracağım. 13-14 yaşında sen 14 yaşında zaten hayata atılmıştın da. Bizim klasik sorularımızdan bir tanesidir bu. 13 yaşına, 14 yaşına döndüğünde bugünkü aklınla ona ne akıl verirdin? 13-14 yaşındaki Zeynep'e ne akıl verirdin? Ben hep dediğim gibi çok sabırsızdım her konuda. Hayata karşı da hep işte bir an önce büyüyeyim, bir an önce sahneye çıkayım. Çok da erken başladım. 17 yaş bu işlere başladığım için gerçekten yani. Çok küçük bir yaş. İsterdim ki konservatuvar okumadım. En çok mesela üzüldüğüm odur. Keşke konservatuvar okumuş olsaydım. O yaşta kendime vereceğim en büyük akıl o olurdu. O zaman eğitimini sabırsızlıkla, al. Evet yani sabırsızlıkla özel dersler aldım. Hiçbir zaman eğitimimi de bırakmadım. Hala da şu an dersleri alıyorum. 25 sene dile kolay bir sene. Ve çok severek yapıyorum işimi. Yani... Ama eğitimini alıp yapmayı isterdim. En büyük kendime... Öğdün olurdu. Evet. Aynen. Peki bakalım. Seni en keyiflendiren şey nedir? En keyiflendiren şey... Yani burada olduğum için söylemiyorum. Mesela arabayla dedik ya, atlayıp çıkarım kafamı dağıtmak için. En moralim bozuk olduğu anlarda şöyle şeyler başıma çok geliyor. Radyo açıyorum, şarkım çıkıyor. O an unutuyorum her şeyi. Mesela o yani, büyük gol ya. Gerçekten çok bu başıma çok denk geldi. Bazen böyle arabayla ağlayarak araba kullanırken radyo açtığı ve gülmeye başladığımı bilirim. Yani güzel. İşimi ben çok seviyorum ve çok severek yapıyorum. Dolayısıyla galiba hayatta en çok beni o mutlu ediyor. Evet, müziği. Müziği çok seviyorum tabii. Peki. Yani hep uyurken bile evimde de müzik açıktır. Radyo açık uyuyorum. Güzel. Peki şöyle bir şey soracağım sana. Bu kadar yıldır piyasadasın. Vay be arkadaş, bu da oldum be. Dediğin bir şey yaşadın mı? Çok yaşadım da şimdi söylemeyeyim. Süzerek bir şey ya. Yani. Acaba neler? Neler neler. Konuşsam yarın bütün gazetelerdeyiz. Bir anı kitabı gelecek hiçbir mi peki? Zaman, yok hayır. Ya hiçbir zaman bunları kovalayan bir insan olmadım. Ben üreterek bir şeylerle haber olmak istiyorum. Fanların da varmışsın. Ya çok iyi. Çok teşekkür ediyorum onlara. Çünkü benim kadar çalışıyorlar. O kadar tatlılar. Değil mi? Bir sayfa var. Takip ediyor falan, böyle yazdı çizdi fan falan. Fan club var. Zeynep Mansur fan club var. Evet. Fan page var. Ya hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok emek veriyorlar. Ne güzel. Böyle güzel videolar yapıyorlar. Yani benim klibimden ayrı ayrı bölümleri birleştiriyorlar vesaire. Ya çok büyük emekler bunlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgilerimi gönderiyorum. Fanlara da selam. Fanlara selamlar, sevgiler. Senin programla ilgili söylemek istediğin son olarak neler var? Ben gerçekten onları alayım. Gerçekten muhteşem bir program. Zaten Seyhan Müzik'ten Zeynep Olam'a ben rica ettim. Gitmek istediğim böyle çok az ve öz program oluyor. Gönülden gitmek istediğim hakikaten. Çünkü hem işimi anlatabileceğim, hem kendime doğru ifade edeceğim. Evet az. Ya. Hem televizyonda hem radyoda o kadar az ki. Daha böyle bir aa derken, ay bir dakika şunu yapalım falan oluyorsun her yerde. Ve hiçbir şekilde kendini tanıtamıyorsun. Bu olduğum gibi, Zeynep gibi bir program oldu. Çok güzel bu o yüzden. Daha önceki programlarını da biliyorum, izledim. Ne kadar güzel, ben gitmeliyim bu programa dedim. Yetme! Ben istedim gelmeyi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğin için. Çünkü çok keyifle takip ettiğim bir programda bulunmak da beni ayrıca mutlu etti. Çok sağ ol. Buradan Seyhan Müzik Zeynep Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum onu da. Benim için önemli olan ve ifade etmek istediğim en önemli konu o. Tesadüfen çıktı. Lütfen dinleyelim. Aynen. Bol bol tıklayalım. Sahte tıklama almıyorum. Hepsi real. O yüzden daha çok tıklanacak. Yani aynen. O yüzden daha çok herkesin desteğini bekliyorum. O zaman bir el sallayalım. Teşekkür ederim. Öpüyorum herkesi.